milli iradenin de devre dışı bırakılması, bir daha teyit edilmiş oluyor bu. Artı hukukun devre dışı kalmasının bir ürünü olarak önümüze çıkıyor şu anda bu. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu defalarca biz işimizi yaptık demesine rağmen, geçtiğimiz günlerde değil mi? Yani biz işimizi yaptık dedik. Bizim kararımız evet. Budur. İmamoğlu başkan. Ama itirazları da değerlendiriyoruz. Ama değerlendirmeler devam etti, devam etti, devam etti. Ya bu sandık kurullarındaki usulsüzlükler daha yeni mi sen varsa şey yapıyorsun? Ortaya çıkardı. Şimdi ne oldu? Bir anda efendim ben şu ana kadar sustum artık konuşacağım diyen Sayın Cumhurbaşkanı YSK kendini aklamalı dedi. İki gün sonra da pazartesi günü de YSK kendini akladı. Ak oldu. Ak oldu. Evet. Yani bir anda bir karar verdi ama bu karar çok hızlı. Bakın yani. Çok enteresan. Siyasetin baskısıyla oldu. Şimdi siyasetin baskısında yani bu şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ey Yüksek Seçim Kurulu bu seçim şaibeli midir değil midir demiyor. Bu seçimde şaibe ver bunu ortaya çıkar diyor kendini akla. Bu nedir? Yani devletin en üst iradesine partili cumhurbaşkanına geçmişsin. Artı yargı organlarında şu anda efendim üstünde bir irade gündeme gelmiş oldu. 2010 referandumuyla beraber. Ve o irade diyor ki sen bu şaibeli seçimleri aklamak zorundasın. Şimdi burada bir karar verilmiş zaten. Fatura kesilmiş, bitmiş bu olay. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na şu anda karar verme yetkisi kalmadı ki. O da ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Bu şaibe var. Yani onu teyit etti yani. Kendisini şimdi de inkar etmek şeyine. Düşünün siz 11 tane Yüksek Seçim Kurulu üyesisiniz. 7'si efendim seçimlerin iptaline karar verdi. 4'ü şey yaptı. Hayır dedi. Şimdi baktığımızda burada şimdi o Yüksek Seçim Kurulu yani yargı organları. Şimdi adam şunu düşünüyor. Ya ben bunu diyor eğer iptal etmesem canım okunacak. İptal etsem şimdi yani gelecek kaygısı da var yine. Neden? Çünkü eriyen bir ekonomi var. Yani artık dış destek bulamayan bir siyasi irade var. Yani bazıları da bunu düşündüler. Dediler ki biz yani geleceğimizi düşünelim. Yani hukuki davranalım. Bazıları dediler ki bu baskıya biz tahammül edemeyiz. Siyasi davranalım. Yani enteresan bir hadise yaşandı burada. Ve verilen kararların zaten hani hukuksuz olması çünkü bazı maddeler barolar bildiği hukuki açıdan olayı değerlendirdiler. Bakın şimdi o maddeleri ifade edeceğim. Yani acele bir kararın verildiğini ve burada hukuka dikkat edilmediğini görüyoruz. Ben dilersen bazı maddeleri ifade edeyim burada. Bakın, Barolar Birliği bugün açıklama yaptı. Madde madde de saydılar. Bakın İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun açıklaması çok enteresan. Hukukçu gözüyle. Ne diyor? Ben bir hukukçuyum. Ve her kararın gerekçesine bakarım. Ama bu YSK kararının gerekçesini merak edecek kadar saf değilim. Çünkü ben asıl gerekçeyi biliyorum. Sandık sadece seçtiği takdirde değil, aynı zamanda değiştirebildiği takdirde bir demokrasi enstrümanıdır. Evet, çok önemli bir ifade bu. Bakın sandık sadece seçtiği takdirde değil, ya yani beni seçecek. Beni seçtiği zaman demokrasi var. Beni seçmediği zaman demokrasi yok, milli irade devre dışı kaldı. Ya milli irade seni seçmek midir? Sadece seni seçtiği takdirde değil, aynı zamanda değiştirebildiği takdirde bir demokrasi enstrümanıdır. Şurası çok önemli. Değiştiremiyorsa demokrasi yoktur. Şimdi seçim değil, onun iptali şaibeli oldu diyor. Bu kararlarla beraber seçim değil, efendim seçimin iptali şaibeli olmuştur. Bakın Barolar Birliği şeylerini hızlı hızlı okuyayım. Yüksek Seçim Kurulu seçim takviminde sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu gerekçesiyle tam kanunsuzluk itirazının 2 Mart, bakın 31 Mart seçimleri, 2 Mart 2019 tarihine kadar yapılabileceği yazıyor. Yani süre geçti. Bakın sandık kurullarındaki usulsüzlükle alakalı itiraz süresi 2 Mart 2019 tarihine kadardır. Bir süre tanıyor yani. Bir süre tabii yani süre ve bu seçimlerden öncedir. Tabii. Ki ona göre düzeltelim diyor. Siz bize tabii. İtiraz edin biz de ona göre karar verelim. Utkanlı kurulunu değiştirelim. Tabii öğlen mesela onu söyledik. Bakın buna benzer bir şey söyledik. Yüksek Seçim Kurulu'nun buradaki en büyük yanlışı seçim son gününe kadar çözülmüş olması gereken ve çözülen meseleler hakkında seçimden sonra geriye yönelik olarak karar alamasın. Yani.
En büyük hatası budur. Ya böyle bir sorun varsa o seçimi yaptırmaması lazım. Bakın barolar bir açıklama yapıyor. 2 Mart'a kadardır bu diyor. 2 Mart'tan sonra buna itiraz edemezsin. Seçim kurullarıyla alakalı. Yani seçimle alakalı itiraz edebilirsin. Anlatabildim mi? Yani oyların sayılmasıyla alakalı, bu bir daha sayılsın. Efendim şurada seçim sandıklarında şaibe var. Yani buna rutin, tekrar sayılır. Şeyler, sandık evet. Kurullarıyla alakalı bir şey yapamazsın. O artık seçildi. Onu sen seçtin, Yüksek Seçim Kurulu. Yani bunu hukuk seçti zaten. Bunu sen itiraz ettiğin zaman sen hukuku bayağı bir devre dışı bırakmış oluyorsun. Hani dedi ki hukuk devre dışı kaldı. İşte kaldı. Yani bayağı ifadesi. Ama 2 Mart'tan önce itiraz edilebiliyor. Edilebiliyor. Önce, evet. Tabii. Ve burada sandık kurullarının isimleri belli. Ya bu adam FETÖ'cüdür. Ya bunu sen 2 Mart'a kadar tespit etseydin kardeşim. Her şey senin elinde. Tabii. Evet. Ya bu adam işte PKK yanlısı bir adam. 2 Mart'a kadar zamanın vardı senin. Tabii. FETÖ'cüler bir tek büyük şehrin oylarında da evet, o tabii zarfın yani, içinde özel olarak yani zaten seçmiştir. Zaten ona kalırsa Aslan Bey, yani Türkiye'nin tamamının seçimleri iptal edilmesi gerektiği gibi geriye dönük de 2012 Eylül 2010 referandumunun da iptal edilmesi lazım. Neden? Çünkü Fethullah Gülen hükümetin ortağı olarak o dönem bir açıklama yaptı. Bütün medya basın organları bunu yazdı. Evet, mezardaki ölüleri de oy kullandıracaksınız talimatını verdi. Demek ki 2010 referandumunda mezardaki ölüler de oy kullandı. 2010 referandumu şaibelidir. Madem efendim, geriye doğru gidebiliyorsak şu andaki anlayışa göre. Cumhurbaşkanlığı meseleleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 1 Mart, 1 Kasım seçimleri, 17 Haziran seçimleri hepsi şaibelidir bu mantıkla. Yani 2 Mart'a geri dönülebiliyorsa, tarih önemli değilse ki bu karardan o sonuç çıkmış oluyor öyleyse. O zaman sizin bu söylediğiniz geriye doğru hepsini kapsamış oluyor. Tabii. Hepsine itiraz edilebilir o zaman. Yani komple şu anda, yani madem bu karar alınabiliyor, hepsi şaibelidir şu anda. Evet. En başta da dediğim gibi. Anayasa referandumu şaibelidir. Çünkü mezardakiler de oy kullandı. Seçim hukuku diyor Barolar Birliği, usul ve şekil hukukudur. Bu tarihe kadar sandık kurullarının oluşumuna itiraz edilmediği halde 31 Mart seçim gününden sonra seçim sonuçlarına göre yapılan bu tam kanunsuzluk itirazı nasıl olur da değerlendirmeye alınır? Yüksek Seçim Kurulu kendi ilan ettiği takvime niçin uymadı? Türk milletine açıklamak zorundadır diyor Barolar Birliği. Biz de merak ediyoruz. Açıklayın. Yani niye kendi kararınıza uymuyorsunuz? Bakın yine Yüksek Seçim Kurulu kararlarında, gerçi yine döneceğiz belki bir kısmını sonraya bırakabiliriz. Seçimden sonra sandık kurulu başkan ve görevlilerin görevlerini kötüye kullanmalarının söz konusu olması ve suçun oluşturulun anlaşılması ilgililerin cezalandırmalarını gerektirir diyor Barolar Birliği. Pardon, Yüksek Seçim Kurulu kararında. Yani, milli irade cezalandırılmalıdır demiyor. Seçilen aday cezalandırılmalıdır demiyor. Ne diyor? Eğer bir usulsüzlük tespit edildiyse seçimden sonra sandık kurulu başkan ve görevlileri görevlerini kötüye kullandıkları için ceza almaları lazım diyor. Ama öbür ortaya çıkan sonuç evet, iptal edilemez diyor yani buradan. Evet, ne diyor? Yani tabii suç eğer oluştuysa. Ancak seçimin iptaline neden olmaz diyor. Yüksek Seçim Kurulu kararı bu. Bu seçimin iptal sebebi değildir diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun usulsüzlükleri sandık kurulunun üyelerinin cezasını gerektirir. Eğer suçlu bulundukları takdirde seçimi iptal edemez diyor. Yani biz Yüksek Seçim Kurulu'ndan onun kararlarından bahsediyoruz. Şeye benziyor evet, bu. Evet. Mesela maçta küfreden taraftarlar biliyorsunuz şu anda şeyleri iptal ediliyor. Maça girişleri. Fakat maç iptal edilmiyor. Evet. Yani oradaki taraftar suçlu. Yani o hatayı evet, taraftar yapıyor ya mesela. Sonucu etki etmiyor yani. İşte Pasolik onun için çıkartıldı. Pasolik'i iptali bloke ediliyor, maça giremiyor. Fakat maç iptal edilmiyor çünkü maçın onunla bir alakası yok. Evet, o yani bu kadar benzedi, yapılmış olan yani faaliyetin ne zarar şeyi var, tabii, ne suçu var. Tabii. Bu bölümde son olarak şunu ifade edeyim. Yani burada seçim, bakın ne olmuştur da YSK bir şüphe üzerine bu yerleşik kararına sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim için geri dönmüştür diyor. Yani burada sadece yani bir zarf var. Aynı zarfın içerisinde biz oy kullandığımız zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oy veriyoruz. İlçe başkanlarına oy veriyoruz. İl ve ilçe meclislerine oy veriyoruz. Meclis efendim şeyine ve artı muhtara oy veriyoruz. Yani sandık kurulları şaibelidir diyorsun. Ardından efendim sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şeyini iptal ediyorsun. Ve burada bakın ne diyor Barolar Birliği? Diğerlerine tam kanunsuzluk itirazı yapılmadığı gibi bir cevabı halkımızın kabul etmesi asla mümkün değildir diyor Barolar Birliği. Böyle bir şey olamaz diyor. Eğer iptal ediyorsan İstanbul'un tamamını da iptal etmen lazım. Artı diğer illerde de aynı mantıkla seçim yapıldığı için hepsinin iptal edilmesi lazım.
Geçmiş seçimlerde de benzer uygulamalar yapıldığı için Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belli bir döneminin seçimleri komple iptal edilmesi lazım. Evet. Çok konuşulacak. Burada, yani, bu bölümde adına... ben son cümlem bunu arkadaşlar da açıklardır. Yani böyle bir yani yargının siyasete alet edildiği bir atmosferde, hukukun üstünlüğünün kalmadığı, hukukun baskı altında şaibeli kararlar alma durumunda kaldığı bir atmosferde söyler misiniz? Yani İmamoğlu'nun bir sonraki seçimde kazanma ihtimali nedir? Yani kazanma ihtimali olabilir ama onun geçerli olma yani ihtimali nedir? Muhalefet partilerinin şu anda, yani çünkü artık hukuki işlemiyor olay. O yüzden diyoruz ki muhalefet partileri diyecekler ki demokrasi efendim şu anda devre dışı, milli irade devre dışı, hukuk devre dışı. O halde biz bu seçimleri boykot ediyoruz demesi lazım muhalefet partilerin. Oy birliği içerisinde, gönül birliği içerisinde. Yani illaki istiyorsan İstanbul'u demokratik şartlarda değil. Al ne yapıyorsan yap demek lazım o zaman. Yani.